Değerli futbol severler, Transfer TV Plus ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili Haydun Domaç'la birlikte Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz, transferlerden bahsedeceğiz. Öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğun. Aslında bitirmek istediği pek çok transfer var ama tabii ki şartların sağlanması biraz zaman alıyor. Şu anda gündeminde olan bazı isimlerden bahsedeceğiz ama öncesinde Cabral'la başlayalım isterseniz. Beşiktaş Cabral'la da yakından ilgileniyor ama Cabral için zam geldi aslında biraz da ücretine. 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon euroluk teklifini 4.500 milyon euro artı sonraki satışta %20 pay olarak arttırdığı haberleri gündeme geldi. Sporting Lisbon formasıyla bugüne kadar da 97 maçta 21 gol attı. Neler söylersin sizce Cabral için bu fiyat mantıklı mı? Beşiktaş'a gelme ihtimali nedir? Ya şimdi tabii Beşiktaş Kaylerin'le olan yani anlaşmazlığı diyelim ya da işte o para bütçe anlaşmazlığından sonra sol kanada bir oyuncu alma zorunluluğunu yaşıyor. Bu gerçek. Oraya da birçok isim yazıldı. Cabral da bunlardan bir tanesi. Sporting Lisbon'un oyuncusu. Tabii haberin menşei özellikle söyleyelim bu transferlerde genellikle haberin kaynağı konusunda zaman zaman farklılaşmalar oluyor. Özellikle Batı basınından da haberler geliyor. Abola aslında haberin kaynağı ve oyuncunun işte gerçekten 4 milyon euro gibi bir para istediği haberleri de gelmişti. Cabral konusu bu manada baktığımda yani söylediğin, telaffuz ettiğin rakamlara baktığımda biraz zor gibi görünüyor. Yani bizim kulüplerimizin artık böyle bu tür yüksek bütçeli transferlerden uzak duracaklarını söyleyebilirim. Ha şunu söyleyebilirler, işte Weghorst'ta da 2,7 milyon euro gibi bir rakam var. İşte bu önemli bir rakam gibi cümleler kullanılabilir. Ama unutmamak gerekiyor. Bir tane oyuncudan yana hakkınızı kullanmak zorundasınız. Ama üç oyuncudan yana artık kullanamazsınız. Yani böyle bir şey yok. Onun için de hani Weghorst'la Cabral'ı aynı yere koymamak lazım. Ben açıkçası ya benim düşüncem şöyle. Yani bu benim düşüncem tabii ki. Beşiktaş'ın o ön taraftaki yapıyı Weghorst, Cenk Tosun ve Muleka'dan oluşturmaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü hem Cenk Tosun'un hem de Muleka'nın sol kenar oynama becerisi de var. Ve üstelik de anladığımız kadarıyla hani Valerian İsmail'in oyun anlayışı tabii ki daha da netleşecektir şimdi transfer ettiği oyunculara göre. Daha direkt bir oyun anlayışı benimsiyor. Yani öyle hani topu orta sahada dolaştıralım sonra sol kenara atalım o gitsin sıfıra doğru gibi değil de doğrudan geçiş yapabilecek bir oyun benimsetmeye çalışıyor. Tabii bu Beşiktaşları ne kadar mutlu edecek, ne kadar sonuca yansıyacak onu net bir şekilde göreceğiz. Şu anda biraz daha arttırdı aslında transfer gündeminde aslında şu anda oyuncuların gelen taleplere yönelik şekilde fiyatlarını arttırdığını da görebiliyoruz. Tabii ki Doğru. şu anda bütçe açısından biraz daha bizim takımlarımızda biraz sıkıntılar olabiliyor. Kadroları geniş kadroyu da düşündüğümüzde çok da maliyetli oyuncuların aslında bulunması biraz zor oluyor. Çünkü elden çıkartması gereken oyuncular da var. Bu süreci biraz daha bu şekilde devam ediyor olacağız. Tabii ki Weghorst uzun süre Beşiktaş'ın gündemindeydi. Hatta Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir futbolcuydu ama şu anda Beşiktaş'a daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bugün de İstanbul'a geliyor. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da bir yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Weghorst hakkında neler söylersiniz? Sizce Beşiktaş'la nasıl olacak? Şimdi ben başlangıçtan beri hep aynı cümleleri söyledim. Bazen de eleştiriyorlar. Ben Weghorst'un yanına 20 gole katkı bir kere kesin yazıyorum. Yani öyle ya da böyle iyi oyuncu, kötü oyuncu demenin yanında ne olursa olsun Weghorst kalitesinde bir oyuncunun Beşiktaş gibi bir takımda 20 golle katkı yapacağını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Onu söyleyeyim. Bir kere hem uzun boylu
hem hareketli bir oyuncu, yani mobil dediğimiz tarzda da gezgin bir oyuncu ve zaten Valerian İsmail de öyle bir oyuncu istiyor. Yani yüksek topu atacaksınız, onu indirecek oyuncuya ihtiyacı var. Beşiktaş'ın ben Vegors gibi bir oyuncuyu ikna etmiş olmasının çok önemli bir transfer hamlesi olduğunu düşünüyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü Vegors, sen de takip ediyorsun, santrofor çok az bulunuyor ve Vegors o santrofor profilleri içerisinde önemli bir yere konulabilecek bir değer olarak görülüyor. Tabii ki şunu söylerken, hani ben 20 gole katkı kesinlikle yapar diyorum, bu benim düşüncem tabii ki, ama şunu da bir yere yazmak lazım. Oyuncuların genellikle bir uyum süreçlerinin olduğu gerçeğini de vurgulamak lazım. Hani burada ne kadar uyum sağlayabilir? Gördüğümüz kadarıyla Hollandalı oyuncular çok zorlanmıyorlar bu konuda. Yani uyum sorunu yaşamıyorlar. İşte Snyder'de yaşadık, Babel'de yaşadık. Yani böyle hani çok kayıtta yaşadık. Böyle çok zorlanmadıklarını görüyoruz. O açıdan biraz daha farklı düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Ki o süreci yaşamazsa, her insanın da kişisel bir takım meziyetleri var, kişisel beklentileri var. Yaşamazsa Beşiktaş'ın lige damga vuracak bir santrofor transferi gerçekleştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ki zaten çok fazla isim geçti. Şörlos geçti. Hatta Burak Yılmaz geçti. Cenk Tosun geçmeye devam ediyor. Ama maliyet açısından Şörlos biraz Türkiye'de zor olan bir santrafordu. Şu anda Vegors transferi aslında Beşiktaş taraftarlarını da heyecanlandırıyor. Çünkü uzun süredir gündemde ve bitmesini istiyorlar artık. Net bir şey öğrenmek istiyorlar. Eminiz ki onda da sona yaklaşıldı ve kısa zamanda açıklanır herhalde Vegors. Ben de açıklanmasını bekliyorum. Yani ben hani bugün bekliyor genelde basın. Bugün yarın geleceğini düşünüyorum. Artık bu noktaya geldikten sonra çok kolay geri dönmez. Tabii ki ıslak imza bizim için çok değerli. Ama bu noktaya geldikten sonra geri döneceğini düşünmüyorum. Cenk Tosun konusunda da zaman zaman Cenk'le haberleşiyoruz. Cenk kardeşimle. O da evet, beni başka isteyenler de var ama seçeneğim, ilk seçeneğim Beşiktaş diyor. Beşiktaş'la anlaşmak üzere çok küçük şeyler kaldı demişti. Anladığım kadarıyla o da olacak. Burak Yılmaz başlangıçtan beri hiç yoktu. Yani gündeme getirilmesi neden olduğunu da bilmiyorum. Çünkü Burak Yılmaz, hadi onu da söyleyeyim, çocuklarının tahsili nedeniyle Avrupa'da kalmayı seçti. Yani onu istiyor. Onun için de hiçbir zaman gelme düşüncesinde olmadı. Ayrıca da şunu söyleyeyim. Burak Yılmaz tam da şeyin tarzı, Valerian İsmail'in istediği tarz bir santrofor değil. Yani istediği tarz santrofor değil, onu söyleyeyim. İyi bir santrofor değil demiyorum. Yani onun istediği daha böyle uzun boylu, top indirecek, sırtı dönük mücadele edecek, ağırlıklı olarak ama mobil de olacak. Ama dikkat ederseniz Burak Yılmaz bizim mobil tarz bir santrofordur ve gerçekten bu işi çok iyi yapan santroforlardan biri. Onun için hiçbir zaman gündemde olmadı, onu özellikle söyleyelim. Ama tabii zaman zaman kamuoyunda Beşiktaş'a yakıştırıldı. Ama şunu da söyleyeyim. Bir gün geldiğinde Beşiktaş'la ilgili tasarrufları olacaktır. Çünkü Beşiktaşlı. Oyuncu Beşiktaşlı. Yani onu özellikle söyleyebiliriz.